ağacın dalları gibi titriyordu. İbn-i Tavus şöyle diyor. İmam Seccad aleyhisselam namaz için abdest almaya başlayınca yüzünün rengi soluyor ve bütün vücudunu korku kaplıyordu. İmam Seccad aleyhisselam namaz için abdest alıp namaz kılmaya başlayınca yüzü sararır ve yüzünün rengi solardı. Kendisine bir defa bunun nedeni sorulunca şöyle buyurdu. Ben büyük bir padişahın karşısında durmak istiyorum. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ali bin Hüseyin aleyhisselam namaza durunca rengi soluyor ve secdeye gidince terleyinceye kadar başını secdeden kaldırmıyordu. Yine şöyle buyurdu. Namaz vakti olunca Ali bin Hüseyin'in aleyhisselam tüyleri diken diken oluyor, rengi soluyor, kurumuş hurma ağacının dalları gibi titriyordu. İmam Bakır aleyhisselam da İmam Seccad aleyhisselam namaza durunca rüzgar esintisinin hareket ettirdiği şey dışında hiçbir şeyi hareket etmeyen ağaç gövdesi gibi duruyordu buyurmuştur. Kitab-ül Envar'da şöyle yer almıştır. İmam Seccad aleyhisselam namaza başlayınca küçük oğlu Muhammed Medine'deki evinde bulunan derin kuyunun kenarına gitti ve kuyuya düştü. Annesi onun kuyuya düştüğünü anladı ve feryat etmeye başladı. Kuyuya doğru koştu, kuyunun kenarında dövündü ve yardım isteyerek şöyle feryat etti. Ey Allah Resulü'nün oğlu, evladın Muhammed boğuldu. İmam aleyhisselam kuyunun dibindeki çocuğunun sesini, feryadını ve tahammülsüzlüğünü duyduğu halde namazdan el çekmedi. Hazreti İmam'ın eşi iş uzayınca çocuğundan duyduğu rahatsızlık yüzünden şöyle dedi. Ey Allah Resulü'nün hanedanı, ne kadar da katı kalplisiniz. İmam aleyhisselam namazına devam etti. Kamil bir şekilde kıldıktan sonra eşine doğru gitti, kuyunun kenarına oturdu. Kuyunun dibine uzun bir ip dışında ulaşmak mümkün olmadığı halde elini uzattı. Oğlu Muhammed'i ellerinin üzerinde dışarı çıkardı. Muhammed tatlı dillilik yapıyor ve gülüyordu. Ne elbisesi ve ne de bedeninin bir yeri ıslanmıştı. İmam aleyhisselam daha sonra eşine şöyle buyurdu. Al, Allah'a yakini gevşek olan kadın. İmamın aleyhisselam eşi çocuğunun salim olduğunu görünce güldü ve İmam Seccad'ın ey Allah'a yakini gevşek olan kadın sözünden dolayı ağladı. İmam aleyhisselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Bugün senin için bir kınanma yoktur. Güçlü bir padişahın huzurunda durunca ondan yüz çevirecek olursam o da benden yüz çevirir. Ondan başka merhamet eden kimse var mıdır?